Gün ortasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş heyecanı başlıyor. Bu akşam saat 20.30'da Fenerbahçe Demir Grup Sivas Spor'u ağırlayacak 0-0'ın rövanşında. Şimdi biz de maç saatine kadar bağlantılarımızla tüm detaylarla karşınızda olacağız. Şimdi bağlantı noktalarımızda arkadaşlarımız bizleri bekliyor. Hepsine bir bir gideceğiz. İlk olarak stada gideceğiz Kadıköy'de. Ahmet Selim Kul bizleri bekliyor. Acaba statta nasıl bir atmosfer var? Hazırlıklar nasıl ilerliyor? Maç saatine kadar neler yaşanacak? Neler bekliyoruz? Selim kolay gelsin. Sözü ilk olarak sana bırakalım. Ezgi Topel, teşekkürler. Türkiye Kupası'nda, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor Ülker Stadyumu'nda bu akşam. Bu karşılaşmaların ilki oynanacak. Fenerbahçe son şampiyon sıfatıyla Demir Grup Sivas Spor'u konuk edecek kendi sahasında. Artık stadyumda da akşam için son hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Görevliler çalışmalarını sürdürüyor. Kameraman arkadaşım Barış Deven de sizlerle stadyumdaki son durumu paylaşıyor. Tabii ki güzel bir hava olduğunu belirtelim İstanbul'da. Ama maça dair notlarımıza geçmeden önce Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Puşkaş Ergün lakaplı Ergün Öztun'a bugün maalesef aramızda ayrıldı. Tabii ki Türk futbol efsanelerinden Ergün Öztunay'a biz de rahmet diliyoruz. Kendisi French Puşkaş'ın Türkiye'de oynadığı bir maçtan sonra beğendiği oyuncu olduğu için Puşkaş lakabını almıştı. Fenerbahçe, Rize Spor, Karşıyaka, Bursa Spor gibi takımlarda forma giydi. 88-89'da Fenerbahçe'nin rekor şampiyonluğunda Veselinovic'in yardımcılığını da yaptı. Türk futbolunda çok güzel izler bırakan Ergün Öztunay'ı da bir kez daha rahmet analım, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileyelim. Maça dair notlara dönecek olursak da aslında Türkiye Kupası'nı çok fazla isteyen iki kulübün karşılaşması olacak. Ligde tam olarak istedikleri pozisyonda değil iki takımda. Fenerbahçe şampiyonluk umudunu henüz yitirmedi ama artık finale çok yaklaştık ve dolayısıyla biraz şansı azalmış durumda. Kupa hasretini bitirmek istiyor. 8 yılı aşan kupa hasretini sona erdirmek istiyor Sarı Lacivertliler. Bu doğrultuda da bu akşam kazanarak kendi seyircisinin önünde 0-0'ın rövanşında kazanarak bir üst tura çıkmak istiyor. Sivas Spor'da tarih yazmak istiyor doğal olarak. İki kez Türkiye Kupası'nı üst üste müzesine götürerek kolay kolay bir kulübe çok fazla denk gelmeyen bir şeyi gerçekleştirmek istiyor. Kırmızı beyazlılar ligde küme düşme tehlikesi hala devam ediyor. Bir yandan da tabii ki oraya da önem veriyor ama Avrupa'ya gitme anlamında da dördüncü kez üst üste Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme anlamında da Sivas Spor'un bu akşam buradan istediği sonucu alarak ayrılmasını hedeflediğini ifade edelim. Volkan Bayarslan maçı yönetecek. Yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok olacak. VAR da açıklandı. VAR hakemleri de açıklandı. VAR'da da Alper Ulusoy'la Suat Aslanboğa'nın olacağını ifade edelim. Son olarak da kamplara, takımlara dair sözü arkadaşlarımıza bırakmadan önce de iki takımın buraya nasıl geldiğini hatırlayalım bir kez daha. Sivas Spor Esenler Ero 5-2 ile geçmişti. Ardından Karacabey Belediye'yi 3-0 yenmişti. Ve Demir Grup Sivas Spor daha sonra Gaziantep'le eşleşmiş. Fakat yaşanan talihsiz deprem sonrasında Gaziantep'in liglerden çekilmişti. Bu turu 3-0 hükmen galibiyetle geçmiş ve Fenerbahçe'nin rakibi olmuştu Sivas Spor. Fenerbahçe'nin yolu ise şu şekildeydi. İlk olarak İstanbul Spor'u 3-1 ile geçmeyi başarmıştı. Ardından Süper Lig'e yükselen geçtiğimiz günlerde Çaykur Rize Spor'u 2-1 ile geçti Fenerbahçe. Ve son olarak da Kayseri Spor'la yine bu sahada 4-1'lik bir galibiyet elde etmişti. İç Anadolu temsilcisine karşılık ve Sivas Spor'la yarı finalde eşleşmişti Fenerbahçe. Biz gün boyunca her saat diliminde stadyumdan yayınlarla buradaki heyecanı, coşkuyu anlatmaya devam edeceğimizi belirtelim. Çok büyük ihtimalle neredeyse kapalı gişe olacak karşılaşma. Sivaslıların da maça ilgi göstermesini beklediğimizi ifade edelim. Şimdilik stadyumdan aktaracağımız notları tamamlayıp sözü buradan tekrar stüdyoya bırakalım Ezgi Toper. Evet, Ülker Stadyumu'ndan son bilgileri Ahmet Selim Kul bizlerle paylaştı. Şimdi kamplara gideceğiz değerli izleyenler. Gördüğünüz gibi Sivas Spor kampında Sercan Dikme, Fenerbahçe kampındaysa Furkan Yıldız bizleri bekliyor. İlk olarak Sivas Spor kampına bir gidelim. Sivas cephesinde neler yaşanıyor Sercan Dikme'den dinleyelim.
Ezgi Toper, çok teşekkür ederiz. Herkese mutlu günler dileyelim. Sivasspor bir destan daha yazma amacı içerisinde. Son şampiyon. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine son kez götüren takım konumunda bulunuyor Sivasspor ve peş peşe ikinci kez bu müzeyi bu kupayı bir kez daha müzesine götürme amacı içerisinde. Aslında Rıza Çalımbay'ın Sivas'a dair, Sivasspor'a dair öneminden bahsetmeye hiç de gerek yok. Tüm futbol severler, tüm Sivas biliyor. 2019 yılından bu yana takımın başında önce ligde iyi bir durum elde etmişti. Ardından Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Ardından Avrupa'ya gitmişti Sivasspor ve Konferans Ligi'nde gruplardan çıkmış hatta ve hatta lider olarak çıkmıştı. Bugün de Fenerbahçe'yi eleyerek Sivasspor finale yükselme amacı içerisinde. Ancak bu maç öncesinde Sivasspor'da iki önemli eksiğin olduğunu belirtelim. Ziya Erdal ve Murat Paluli bugünkü mücadelede Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak. Ancak Yatabare'nin cezasının bittiğini, bugün çok çok büyük bir ihtimalle ilk 11'de forma giyeceğini bekliyoruz. Yatabare'nin muhtemel 11'e dair şu bilgiyi paylaşalım. Kalede Ali Şaşalı bekliyoruz. Savunmada dörtlü Alaaddin Apindangoye, Caner ve Kamara. Orta alanda Isaac Coffey. Kanatların birinde Enji, diğerinde Gradel. Orta alanın ortasında Hakan ve Robin. Forvet'te ise ya Caicedo ya da Mustafa Yatabare. Ancak Yatabare'nin Caicedo'ya oranla bir adım daha önde olduğunu belirtelim. Sözü bir kez daha Ezgi Toper sizlere bırakalım. Evet, Sercan Dikmey'e de çok teşekkür edelim aktardıkları için. Ve bir de Samandıra'ya gidelim şimdi. Furkan Yıldız bizleri bekliyor Fenerbahçe. Can Bartu tesislerinde sarı lacivertli takıma dair son detayları paylaşmak üzere. Furkan, söz sende. Ezgi Toper, çok teşekkürler. Samandıra'dan mutlu günler, yayınlar dileyelim bizler de. Fenerbahçe'de tabii Trabzonspor mücadelesinde iyi oyunla beraber alınan galibiyetin ardından moraller yüksek takım. Dün son taktik antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi ve artık sarı lacivertli futbolcular Sivasspor maçı saatini bekliyorlar. Az önce Ahmet Selim Kul'un da bahsettiği gibi Fenerbahçe açısından son dönemin en önemli karşılaşmalarından birisi sarı lacivertliler. Ligde 8, kupada ise 9 yıldır şampiyonluğa hasret durumda. Önce bu akşam Sivasspor'u eleyerek finale kalmak, ardındansa Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak bu kupa hasretini sonlandırmak istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus da kupaya oldukça büyük önem veriyor. Dün kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Portekizli teknik direktör taraftara bu akşamki Sivasspor maçı için bir çağrıda bulunmuştu. Kalsa da gitse de Jorge Jesus Fenerbahçe Müzesi'nde bir kupa daha, en azından bir kupa daha getirmeyi hedefliyor. Kadroya bakalım. Sarı lacivertlilerde iki sakat isim var. Lincoln ve Osayi'nin sakatlıklarına devam ettiği için bu akşamki Sivasspor maçı kadrosunda yoklar. Kaptan Altay ise uzun süren sakatlığının ardından dün ilk kez saha çalışmalarına başladı. Fakat onun da bu akşamki Sivasspor maçı kadrosunda olmasını beklemiyoruz. Ve geçelim muhtemel 11'e. Kalede yine son dönemde olduğu gibi İrfancan Eğribayat'ın forma giyeceğini belirtelim. Ve dörtlü savunmanın ise sağ tarafında Ferdi, sol tarafında Luan Perez, stoperlerde Samet'le beraber Atilla Salahi. Orta alanda ise yine dörtlü bir diziliş. Sağ tarafta Arda, sol tarafta İrfan Can Kahveci, merkezde Arao ve Zayis ve Enuse ise bugün Valencia ile beraber Michy Batshuayi'nin Sivasspor karşısında sahada olmasını bekliyoruz. Trabzonspor maçı 11 ile kıyasla konuştuklar. Tek bir değişiklik olmasını bekliyoruz bu akşam. Diego Rossi'nin yerine İrfan Can Kahveci'nin Sivasspor maçında sahada olmasını bekliyoruz. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Saat 18.45-19 civarında sarı lacivertli kafilenin buradan çıkış yaparak Ülker Stadyumu'na geçmesini bekliyoruz. Ve o anlar tabii ki yine Aspor ekranlarında olacak. Dipsözü tekrardan size bırakalım Ezgi Toper.